merhaba arkadaşlar hepiniz bir yeni paylaştığım videoya hoş Hoşgeldiniz ee, bu videoda kendimi böyle bu tarafa oluyor <laughs> Aslında bu tarafa bu tarafa gözüküyor <laughs> koydum kocaman koydum Çünkü e, ben aslında bu videoda hani yazılımla ilgili bir şey anlatmayacağım sadece e, bu nasıl süreçlerden geçtim ben bu 10 sene içerisinde e, bunları anlatacağım yani 10 sene önce e, kodlamış oldu Mesela bazı frontendler var onları göstereceğim 10 sene içerisinde bulunmuş olduğum platformlar olmuş. Oralarda makaleler yazmışım, videolar çekmişim zamanında. Bunları göstereceğim ve şu anki günümüze gelip konuyu bağlamaya çalışacağım. Yani yine tabii böyle konu bütünlüğü olmasa da ben bir şekilde bağlayacağım. Bunu yapmamın sebeplerinden bir tanesi de her yayın açtığımda YouTube'da canlı olarak mesela bir yayın yaptığımda ya da gelen yorumlarda genelde nasıl başlarız, nasıl para kazanırız, nasıl ilerleriz, ne yapmamız gerekiyor gibi sorular oluyor. Ben bu işlere ilk başladığımda etrafımda çok fazla böyle soru sorabileceğim ve destek alabileceğim insanlar yoktu. Sonradan sonradan oluşmaya başladı çok daha bilgili insanlar etrafımda. Ben de bunu şuna yoruyorum yani çok bilgisiz bir insanın etrafında çok bilgili insanların toplanıyor olması zaten bilgi bakımından şey olmuyor. ...doğru olmuyor. Yani bilgi geliştikçe sizin etrafınız... ...çevreniz de o bilgiye göre şekilleniyor. Zaten ne demişler? Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Yani... E, ...genelde etrafınızdaki insanlar... ...kimse... Siz de osunuzdur gibi Yani hani daha çok anlaştığınız Arkadaşlarınızla yakın arkadaşsınızdır ya Ya da bir şekilde bir şey paylaştığınız Bir anı paylaştığınız insanlarla Dolayısıyla aslında arkadaşlarınız da size benzer Yani en azından bu benim için böyle Benim bütün arkadaşlarım e, Apartmıyorum e, bir ikisi hariç Tamamı bu sektörle ilgili e, Bu bazen güzel oluyor bazen güzel olmuyor Bunu çok tartışmayayım da şimdi ama e, Gel gelelim yine de Neyse <laughs> Şimdi ben e, bir tane Konya'da bir abimiz var, tırcı bir abimiz. E, birkaç ay önce benimle iletişime geçmişti. Ben aramıştım, tanıştık, ettik. Hani, e, o zaman e, PHP eğitim setim ücretliydi. E, onu istemişti. Ben de göndermiştim kendisine. E, tanıştık, çok iyi bir abi. Ben böyle mesela benimle irtibat kurup düzgünce bir iletişim kurmaya çalışan insanlarla her zaman iletişim halinde olmaya çalışıyorum. Hatta Konya'ya gidersem kendisini de göreceğim. Neyse bende olmayıp 10 da onda olan videolarım ve e, dosyalarım varmış. Dedi istersen göndereyim. E, ben de bir nostalji yaşadım. Baya bir geriye geçmişe gittim e, Gmail'imde vesaire. Şimdi o abimizin göstermiş olduğu, şey göndermiş olduğu bir tasarımlarımızı inceleyelim istiyorum sizlerle. Nereden başlayalım? E, VIP blog tasarımı. Evet. Benim o zamanlar kullanıcı adım VIP'ti arkadaşlar. W E E P ve bunu ne zaman yapmışım? Önce bir tarihine bakalım bunun. 1 Ekim 2009 diyor arkadaşlar. Yani neredeyse 10 sene önce yazmışım ben bunu. Açtığımda şöyle. Şimdi bunu hatırlayanlar olur çünkü ben bunun dersini çekmiştim yaparken 10 sene önce. Hatta videosu da şurada duruyor gördüğünüz gibi. Bunu açarsak çalışır neyse önemli değil. Şimdi 10 sene önce ben böyle bir şey yapmışım. VIP blog tasarımı demişim. Yani buna ben tasarım demişim. Yapmışım. Videosunu çekmişim ve paylaşmışım insanlarla. 10 sene önce arkadaşlar. VIP blog tasarımı. Tasarım VIP demişim. Yani o zamanlar gördüğünüz gibi Erbilen komu kullanıyormuşum. Boşmuş. Şimdi değil. <laughs> Satıyorlar bana. <laughs> ve 10 sene önce yazdığım kodlarıma bir baktığım zaman kaynak koduna Şimdi bir kere ilk başta hiçbir düzen yok bu hani tap girdileri vesaire hiç okunabilir bir kod yazılmamış burada ve e, baktığınızda genel menü sağ sağ menü space <laughs> hani Türkçe mi yazsam İngilizce mi yazsam karar verememişim e, bazılarına left demişim bazılarına body demişim idler kullanmışız burada id devam demişim id başlık demişim id içerik demişim fakat şöyle bir şey var. Bakın şimdi incele diyeceğim. Hop ne oldu lan? Şöyle yapalım. Evet. Evet o zaman tabii responsif hak getire de. Şöyle arkadaşlar bir inceleyelim. Evet. Mesela şu bölüm. Şimdi burada bu badim değil bu da değil. Evet başlığım içeriğim demişim. Devam demişim. Bakın arkadaşlar ben normalde CSS derslerinde şey HTML'de ne söylemiştim? ID bir kez tanımlanır. Mesela başlık diye tanımladın. Sayfa boyunca bir daha tanımlayamazsın demiştim. Fakat ben ne yapmışım? ID'yi tanımlamışım başlık olarak. Burada da yine ID demişim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle ID'lerle yapmışım. Yani şu aslında şu üçü bir kapsayıcıya girmesi gerekir ki yani konu olayı bu. Ve ben burada kapsayıcı sokmak yerine ID'ler yapmışım ve aralarına Arkadaşlar BR atmışım. Şu BR'yi kaldırdığımda ha boşluk gidiyor. <laughs> Arada BR atmışım. Yani margin bottom'u bilmiyormuşum mu o zaman ben? Yoksa bilmezsem böyle bir şey nasıl çıkartmışım? O zamanlar Türk bayrak, e, Türk renkleri falan her yerde hani lan yapıyoruz, Türk yapıyor bunu falan modundaymışım demek ki. 10 sene öncesini hatırlamasam da. CSS kodlarımıza bakalım. Bunda zaten JavaScript olmadığı belli de. Evet, stil css kodumun şey dosyasının adı stil ve standart ben ilk başladığım zamanlarda açıklama satırları yazardım kendime daha kolay anlayabileyim vesaire diye genel olarak baktığım zaman kullandığım css kodları çok standart css kodları hiç aman aman öyle şey yapmamışım sıfırlama diye bir şey yok arkadaşlar şu tasarımda sıfırlama diye bir şey yok zaten hani şuradaki boşluklar html şeyin kendi boşlukları gördüğünüz gibi bunu biz 2009'da yapmışız. Tasarımlar diyelim. Admin panel tasarımı yapmışım bir tane. Bu ne zamanmış bilgi ver deyip bakalım. 21 Kasım 2009. Bu da yine aynı dönemlerde yaptığım bir admin panel şeyi. İlginçtir. Bunu hala beğeniyorum. <laughs> o zaman muhtemelen DataLife Life Engine kullanıyordum ben. Onun o paneldeki bilgilerinden feyz alarak böyle bir şey çıkartmışım. Fakat yani o zamana göre bence fena durmuyor. Şu tasarım görsel olarak güzel duruyor. Fakat şöyle baktığımızda tabi ben yine ID is 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 bir ne olduğu belli değil. Şimdi o zaman benim yaptığım en büyük hatalardan bir tanesi aslında verdiğim class veya id isimlerinin anlamsız olması. Veya bir resim kaydediyorum anlamsız bir isimle kaydediyorum. İsimlendirmeler hatalı olduğu zaman bundan 10 sene sonra projeye dönüp baktığımda ya bu frontend için geçerli olmasa da yine de büyük çaplı frontendler için belki geçerli olabilir. Anlamak gerek. Yani burada is1 ne? Ne? is1 dediğin ne? Şuradaki kısımlar galiba. Şunlar arkadaşlar benim o iyi sevgililerim. Burada ben bir ULED yapısı kurabilirdim. Aynı şekilde şurada sık kullanılan işlemlerde de sık kullanılan işlemlerde de gördüğünüz gibi ben sadece ağları kullanmışım. Yani uzun zaman ULED yapısıyla menü yapma mantığını kafamda ya oturtamamışım ya da bir bokluk olmuş bilmiyorum orada. Stil CSS bu sefer ama adını Style CSS koymuşum. Güzel. Yani yavaş yavaş demişim ki bir şey yapmalıyım. Bu da böyle bir yazım tarzı vardı. Ben o zamanlar böyle tek satıra yazardım. Amaç neyse. Hatta bir keresinde e, tek dosyada forum scripti yazma diye bir ders yayınlamıştım. Sadece bir tane PHP dosyası vardı. Bütün form işlemlerini, forum işlemlerini daha form değil forum işlemlerini e, orada yapmıştık ve bir forum scripti yazmıştık tek e, PHP'de. Peki bunu niye yaptık? Yani şu an mesela sorsanız <laughs> bilmiyorum. O zaman da böyle tek satırda CSS kod yazma şeyi varmış bende ve öyle yazıyormuşum gördüğünüz gibi. Yine sıfırlama hakketleri yani CSS'de reset diye bir şeyin olduğundan habersizmişim 10 sene önce. Fakat arkadaşlar ben bu işleri yaparken e, HTML CSS dersleri de çekiyordum bir anda. Yani şimdi e, bir yerde öğrenirken öğretmek var, bir yanda bilirken öğretmek var. E, i̇kisi arasında çok büyük farklar var. Ama ikisinin de artıları var. Şimdi öğrenirken öğreten insan yani benim ilk dönemlerde yaptığım gibi gerçekten yeni öğrenmeye başlamış insanların nelere ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyor. Ve bu ihtiyaca göne, yönelik yapıyor. Fakat son zamanlarda mesela benim çektiğim videolara baktığımızda ben artık bildiklerini varsayarak bazı şeyleri anlatmaya başladığımı fark ettim ve bu doğru değil. Bu da bunun eksisiydi. Bunu da 2009'da yapmışız. Admin panel blok tasarımı olabilir mi demişim yanına. Bir de hemen bakıyoruz. Burada gördüğünüz gibi klasörleme ile ilgili hiçbir şey yapmamışım. Ee, Index.html diyeyim. <laughs> evet böyle bir şey yapmaya çalışmışım. Yine tasarım bana aitmiş. O zamanlar tasarımcı olmaya gidiyorum ama yine de HTML CSS ile tasarım yapıyorum. Hala da öyle bu arada. Bazen Sketch kullanıyorum ama genel olarak HTML CSS ya yani front end tasarımcısı diye bir şey var ya işte ben o, beni benim yaptığım aslında o oluyor. Yani gerçek tasarım değil. Şimdi buralara baktığımızda muhtemelen biz yine ULL'li yapılan hiçbir yerde kullanmamışız. Her şey ağlardan ibaret. ID'ler kullanmaya devam etmişiz. Ve hala gördüğünüz gibi JavaScript'ten eser yok. Yani ne bir jQuery, ne SAP bir JavaScript herhangi bir şey hiçbir şey yok. JavaScript oldu. Çünkü o yıllarda muhtemelen JavaScript ilgili bazı problemlerim vardı. İlk frontend'e başlayan insanlarda olan bir şeydir bu. HTML tamam, CSS tamam ama JavaScript'e geldiği zaman orada bir şey oluyor. Kullanma yani şöyle söyleyeyim. Biz o dönemlerde Mert Mert Osman da beraberdik yine aynı zamanlarda. Şey yapardık ya. Yani mesela iş alırdık ama Frontend işi aldığımızda JavaScript kısımlarına ayrı fiyat verirdik. O zaman JavaScript olacaksa atıyorum 200 lira daha fazla şöyle böyle diye. Yani mümkün olduğunca JavaScript'siz tasarımlar alıp dökmeye çalışırdık. İlginçtir. Counter Strike tasarımı yapmışım. Yani çocukken çok oynadık kafelerde. İndekse HTML'i bir açalım bakalım. Böyle bir Counter Strike tasarımı yapmışım. Yine tasarım web demişim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fena durmuyor bu ama bunun kaynak kodlarını incelediğimde bu arada burada ne? Sum of CS. Kaynak kodlarını incelediğinde arkadaşlar tablo kullandığımı görüyorsunuz. Yani hangi alan için? Şu alan için arkadaşlar, şu menü alanı için ben tablo kullanmışım ve resimleri de image formatında bu şekilde ekliyorum. Yani CSS'te bir background image vermek, ortalamak, bir şey yapmak hak getire. Ve hatta şöyle ee, niye yapamıyorum? Ben sağ tuşu niye yapamıyorum? Aa seçemiyorum ben hiçbir şekilde. A seçtim. Sağ tuşu mu engelledim diyeceğim bu tasarımda da sanmıyorum. Engellemiş olabilir miyim? Evet. Evet evet evet. Evet gördüğünüz gibi bu kodun hazır olduğu çok belli. O zaman almışım. Script language javascript. Burada tırnaklar bile yok. Scriptler büyük. Ondan sonra da demişiz ki Aynen sağ tuşu engellemişiz biz anlaşıldı İşte o zamanlar hani tasarımlarımızın çalınacağını düşünüyoruz Open source kültürüne açık değiliz Ben yapayım kimse Almasın e, almasın modundayken böyle yapanlar vardı. Hatta yazıları da seçtirmezlerdi gördüğünüz gibi. Bunu normalde CS'den de yapabiliyoruz ama o dönemde demek ki ya yoktu. Bazı şeyler bu arada olmayabilir. Yani 10 sene önce bu kadar gelişmiş değildi tabii ki kodlarımız ama 10 sene öncesine göre de yine mükemmel değil yani bunlar. Dizi izleme tasarımı yapmışız. Yine bunu ne zaman yapmışız? Bakıyoruz. E, 3 Ekim 2009'da yapmışım arkadaşlar bunu bu bunu, bunu bunu çok kullanan oldu bu arada. Ben bunu yaydım, internete vermiştim. Bunu çok kullanan olmuştu. Bunun üzerine sıkıp yazanlar olmuştu. <laughs> bu da şey mi? İzleme sayfası. Bunu da nereden esinlenmiştim? D dizi diye bir tane dizi sitesi vardı. Türkçe dizileri oradan izlerdim ben zamanında. Fakat burada da artık biraz meta etiketleri kullanmaya başlamışım. Fakat UTF8 kullanmıyorum hala. Burada gördüğünüz gibi bakın ISO 8859-9 kullanıyorum. Ee, yine CSS'imiz bizim şey HTML5 zaten o zamanlar yok. Ee, ondan sonra genel olarak baktığım zaman yine tablo yapısı kullanmışım. Yani aslında çok amatör iş yapmışız. Lanet olsun bize. Bu neymiş? Ha TV. Bakıyorum şöyle TV neredeydi? En altta TV mi? Ha şu. Şuraya koymuşum. Leş. <laughs> Dizi izleme sitesi tasarımı V2. Bir de ikinci versiyonu yapmışım. Yetmemiş bana birincisini yapmak. Fakat e, bunu şöyle bir güzelliği oldu. Ben bunları yaparken çok şey öğrendim. Yani işte bu işleri yeni başlayan insanların sürekli kendilerini geliştirmek için bir örnek yapması gerekiyor. Yani zorlanması lazım. Bunu sağ tarafa nasıl alırım, bunu arka plana nasıl atarım, buna gölge nasıl veririm, ne bileyim işte buna tıklayınca bunu nasıl açtırırım gibi kendiniz, kendiniz bu soruları soramazsanız kendinize, o zaman bir sıkıntı var demek oluyor. Bu yine biraz daha e, karmaşık ve şey gözüküyor. Fakat tabii ki yine incelediğip baktığımızda herhangi bir şey yok. Yani şöyle arkadaşlar ben buradaki mesela menü yapısına gidip ID dizi class dizi demişim. Yani diziyle ne alakası var ki bunun? Yani bu menü yani yaptığım projeyle isimlendirmenin çok bağdaştırmamak gerekiyor. Ve başlıklara bakar mısınız? Başlık 2 ID vermişim. Başlık 6. Ona pek bunları şey yapmışım. Hani bu sitenin İngilizce versiyonu olsa ben o zaman bunu çeviremeyeceğim. Çünkü resim olarak eklemişim başlıkları. Yüzücü. Hosting tasarımı yarı kurumsal demişim. Hani kurumsal demeye <laughs> dilim varmamış artık ne diyeyim. <laughs> evet burada artık hemen bakıyoruz. 2009 galiba bu da. Fakat bir JavaScript kodu görüyoruz orada. Ee, 14 Kasım 2009 demişim. Evet şu nasıl dönüyor arkadaşlar? Yok bunu CSS de mi yapmışım ben yoksa? Yok evet işte arkadaşlar. Şimdi bakın. Artık şu dönemde iki satır kodla yazacağımız bu geçiş işlemin için ben bir yerlerden bulmuşum bu javascript kodlarını gördüğünüz gibi. Bu saf javascript direkt ve o döndürme işlemi için şu kadar kod almışım. Tabii ki bunu ben yazmamışım yani şu an bile baktığım zaman görebiliyorum. <laughs> burada da iLayer diye bir şey oluşturulmuş mesela bunları falan hiç bilmiyorum. Yani burada ne yapmışız gerçekten hani 10 sene sonra açıp baktığımda ee, hiçbir şekilde anlayamıyorum şu an bu yazdığım kodları. JavaScript language, JavaScript 1.2 ve yani bu çok bunlar çok eski kodlar anladığım kadarıyla. Gerçekten şu an artık günümüzde kullanılmasa da hala çalışıyor ama gördüğünüz gibi kaymaya devam ediyor bu. Güzel. Yani bunu başarabilmişim en azından. Fakat tabii ki bu da yine aynı şekilde rezil tasarımlardan bir tanesi. Hosting tasarımı kırmızı demişiz. Sanki bu güzel diye hatırlıyorum. Böyle penguen penguen vardı. Aynen o zaman güzeldi yani. <laughs> o zaman güzel geliyordu bana. <laughs> Ya baya bir şeyle uğraşmışım aslında. Hani hosting ben hiç hayatımda hosting işi yapmamama rağmen tasarımını yapmışım. Kendim yapmışım yani bunları ben tasarlamışım belli. Bu benim front end işim değil yani. HTML CSS ders tasarımı demişim. Mesela bakıyorum. Ha, bunlar mesela şuraları hep tablo arkadaşlar. Tablo ya şu menü yapsın tablo yapıldı. Nerede görülmüş ya ben yapmışım ama. Tasarımda VIP yazmışım bir de altına. Bu ne zamanmış? Bu da 2009 muhtemelen. 8 Ağustos 2009'da yaptığım bir çalışma. Oyun sitesi tasarımı demişiz. Hemen bir bakalım. Evet. Oyun sitesi tasarımı. Ben yapmışım bunu arkadaşlar. <laughs> çok belli oluyor. Arama kutusunda butonlarda, inputlarda hiçbir stil yok. Şuraya erbilen.com yazmışız. Yani ama ilginçtir arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Biz şu an mesela ben açıp kendi tasarımlarımı gülüyorum değil mi? Ben bunu 10 sene önce forumlarda paylaştığımda o kadar çok beğenen, seven, ve destekleyen insanlar oldu ki yani 10 sene önce bu gerçekten güzel bir şeymiş demek ki. Onu düşünüyor insan. Ulan diyorsun nasıl olabilir? Hani bizim şu an beğenmediğimiz şeyi 10 sene önce insanlar beğeniyordu. Burada bir jQuery gördüm bu arada. Evet bunu ben yaptığımı hatırlıyorum. Bunu birisine ücretli yapmaya çalışıyordum hatta. Kaya tırmanışı ile ilgili aynen. O zamanlar böyle şey vardı içimde. Ulan bir portal sitesi yapmalıyım. Hani her şeyi koymalıyım. Portal sitesi olmalı ama her şey olmalı içinde. Tabi o zaman da yine bir klasörleme yapısı falan yokmuş. Şöyle bir bilgi verdiğim bakayım bir. 2 Ağustos 2009. Peki burada eee sayfaya dahil etmişiz. Ha burada yavaş yavaş ben artık şey yapmaya başlamışım. Nereye yapmışım bu şeyi ben? Eee jQuery'lik şurada mı? Yok. Ne hangisi bu? Buton slide'a basınca panel insin demişim. Buton slide hangisi? Ulan acaba alt sayfası mı var bunun? Ee, yo. <laughs> İlk defa bir yerde jQuery kullanmışım ama onda da kod yok. <laughs> Neyse. Portal tasarımıydı değil mi bu? Portal tasarımı, oyun sitesi tasarımı, portal tasarımı aynen. Video sitesi tasarımı. Bakın bunu hatırlayanlar olacaktır eminim. Bu o muydu? Aynen her renge bürünür demişim. Neden? Çünkü bunları opasitesini düşürmüşüm. O zaman mükemmel bir şey olduğunu düşünüyormuşum. <laughs> her renge bürünür diye paylaştım ben bunu. Hala vardır yani paylaştığım yerlerde muhtemelen. Tabi o zamanlar e, yine UL, bakın center kodu kullanmışım. Center'ı table içine almışım falan. Bir şeyler yapmışım yani. Bayağı bir uğraşmışım. If IE demişim. Burada neydi? Internet Explorer tarayıcısından girdiğinde o zaman 10 sene önce Internet Explorer 6 diye bir şey vardı. İnsanlar Internet Explorer 6 kullanıyordu ve yazdığınız CSS kodlarınızın hepsinin 6'ya uyarlanması gerekiyordu. Yani şu an burada basit bir şey yapmışım muhtemelen ama normal şartlarda şöyle bakayım bir iki satır kod. Aynen. Ama normal şartlarda Internet Explorer 6'da siz PNG resim yüklüyorsunuz transparan. Beyaz gözüküyor. Bunun için özel kod yazmanız gerekiyordu. Yani o dönemlerden geçtik. Şu an bunu öğrenmek çok çok kolay. Çok kolay yani. Bunu öğrenemeyen zaten yapmasın yani. <laughs> hani tabi tutup da bir haftada öğren ama bir iki ay çalışma ile gerçekten çok kolay bir şekilde frontendçi olunabilir. Yani en azından bu kısımlarından. hani çok böyle JavaScript'te kaçmasa da. Ee, bir dönem de mesela arkadaşlar PSD CSS dediğimiz ne? Bunu ne zaman yapmışım mesela? 26 Kasım 2009. Evet. Bu mesela e, burada da ben hiçbir şekilde şey kullanmamışım. Webloader hatırlayanlar var mı bilmiyorum ama bu aslında porno skriptiydi. Rayon'da <laughs> birisi yapardı o zaman. E, ben tasarımını frontend'ini yapmıştım. Ama tabi rezil. Yani tablolar kullanmışım. Her yerde tablo var arkadaşlar. Böyle bir mantık olabilir mi? Yani şöyle söyleyeyim. Şu üç tanesi, şuradaki üç tanesi bir tablo. Ve altındaki bir tablo. Ne yazık ki yapamamışım. Şimdi bu işleri yaparken işin bir ahlaki boyutu var bir de yok e, ee, bana göre e, benim yaptığım iş burada yine kod yazmak hani bu adamlar alıp başka şeylerde kullanırlar o onların bileceği iş ama tabii ki de hani şey istemem atıyorum yani e, gerçekten de pis alanlarla kullan ben bunu bile bile yapıyorsam o da tabii işin biraz ahlaki boyutuna giriyor fakat özünde yazdığımız şey kod ama tabii şeye de benzemesin hani ben silah üretiyorum birbirlerine sıkıyorlarsa benim suçum değil. Tabi o, o mantık da olmuyor buradaki. PBC dediğimiz neymiş? Hemen ona bir bakalım. Evet. View PBC. Tasarım, yazılım, prototürk demişiz. O zaman artık prototürk'e geçmişiz. Sene 2011 galiba bu. Aynen. 13 Mart 2011. O zaman işte böyle şeylerle uğraşıyormuşuz. Yani hala baktığınızda 2011 yani buradan bundan 8 sene öncesi. Ee, ve çok bir gelişme yok. Zaten benim gelişimim öyle mükemmel bir anda ilerlemedi. Yani her senenin ve her günün hatta kattığı bir şey oluyor. Ve her yeni bilgi bir önceki bilginize ee, şey vuruyor böyle darbe vuruyor yani doğal olarak. PSD CSS'e baktık. Tasarımlara baktık. VIP blok tasarımı. Bunun videosu vardı. Bunu açmış mıydık biz Açmıştık evet pardon. <laughs> Ee, evet. Bu neymiş? Slider geç. Mesela o zamanlar Multus'a merak salmışım. 2013'lü sanırım. Tool tip yapmışım mesela. Bunu ben kendim yazmışım arkadaşlar. Şöyle. Mesela oturmuşum ben bu tool nasıl yaparım diye düşünmüşüm ve yapmışım. Ve gördüğünüz gibi burada harika bir şekilde hala çalışıyor. Multus'ta yazdığım olay. Bunu ne zaman yapmışım mesela ben? Sene 2013. Aynen hatırlıyorum. Bosna Ersek'teydim o zaman. Mesela sanal kursu bilenler belki vardır. O zamanlarda ta 2009'da ben mesela paylaşmışım. Üyelik tarihim 2015 gibi gözükse de burada arkadaşlar. Şurada yazımın detayına girdiğinizde görebilirsiniz ki 2009'da paylaşmışım ben. Ha, ne paylaşmışım? Photoshop'ta yansıtma yansıma efekti. Ha, ne alaka? Hani ben neydim? Sonra sıfırdan web tasarım yapmak bölüm 1 diye bir şey paylaşmışım mesela. Bakıyoruz. 24 Ekim 2009. Bu VIP blog tasarımının derslerini paylaşmışım. Yani şöyle bir şey var. Gerçekten bugünlere gelmek kimse için kolay olmadığı gibi benim için de kolay olmadı. Sizin için de kolay olmayacak. Her ne kadar şu an öğrenmek yapmak kolay desem de bu tamamen kişinin kendi elinde olan bir şey. Yani ben sizin kafanızı açıp bilgiyi soksam veya bir başkası alıp onu koysa bile sen kullanmadıktan sonra o bilgi orada gereksiz yer edinen bir şey. Olay bundan ibaret. Bakın Şurada öğretiyor.com'u yapmıştık zamanında. Ben bunu yaparken çok yazılım bilgisine sahip olmamama rağmen o zaman bile ücretli ders sattığımda 2000-3000 lira para kazanmıştım bir ayda. Ve o zamanki heyecanıma bakın arkadaş. Herkese merhaba. Ben Tayfun Erbilen. Kamera karşısına geçmişim yani böyle bir şey olabilir <gülüyor> mi? Daha sonra da bu sorguya... Peşimizi Ama o zamanları hatırlıyorum. Gerçekten i̇yi bunları tercih. yaparken çok eğleniyorduk. O zaman şöyle söyleyeyim. O zaman bu işi yapmak bizim için mükemmel. Biz çok iyi bir şey yaptığımıza inanıyorduk. Şu an bunun iyi olmadığını biliyorum. Bundan 10 sene sonra belki şu an bu konuşmamın da iyi olmayacağını düşüneceğim. Fakat önemli değil. Zamanında iyi bir şey yapıyorsanız önemli olan bu. Yani şu anki halinizin sizi tanımlamasına izin vermeyin. Ben 10 sene önceki halim beni tanımlamasına izin verseydim o zaman bir şeyler daha katamazdım üzerine. Önemli değil. Buradan buna geçtim. Buradan buna geçtim. <laughs> Geçemiyorum lan bir türlü. <laughs> buna geçtim. Buna geçtim. Buna geçtim. Yani farklı sektörlerde farklı işleri yaparak bir şeyleri başarmayı hedefledim. Başardım başaramadım. Burası tartışmalık bir konu. Önemli değil. Önemli olan sonuçta bir şeyleri denemiş olmam. Yani en az 15-20 tane o dönemde sadece tasarım denemişim. Totale baktığınızda yani ben bugüne kadar e, 2000'den fazla belki frontend işi yapmışım ve bu benim tecrübem. Yani şu an aynı bilgileri size koysam yine de e, tecrübenin yanında ne yazık ki bazı şeyler geçersiz oluyor. Dolayısıyla bazı şeylerin kafanızda oturması ve yapabilmeniz için zamana ihtiyacınız var. Kendinize bu zamanı vermeniz lazım. Zamanla olacak bir şey. Yani Size bir tane video göstermek istiyorum. Bu normalde gizlidir. Sene 2012. Ee, aslında 2011'de almıştım diye hatırlıyorum ama 2012 demek. Ya da ben o zaman paylaştım. Bilmiyorum sonradan paylaştım. 2011'de herhalde ama. İlk iMac'imi almışım o zamanlar. Bu arada ben ilk bilgisayarımı da 2008'de de 2009'da aldım. Yani çok da şey değilim yani. İlk iMac'imi aldım. Kuzenimle beraberiz o zaman da. Bir göz odadayım. Ee, Vadişehir diye bir yerde oturuyoruz Eskişehir'de. Polis lojmanlarında bir tane odam var benim. Sağ olsunlar verdiler. Ablam o zaman evliydi. Ee, ve bir şu odada başladım yani. Ben her şeye bu gördüğünüz, o videoda gördüğünüz odada başladım. O zaman benim yani şöyle bir mikrofonu alacak bırakın param, vizyonum da yoktu. Fakat e, web kameram vardı. <gülüyor> webcam. ne <laughs> olduğu dönemlerde. Ve ben webcam'in şeyinden kaydederdim sesleri. Bu şekilde... Başladım ve bu noktaya kadar geldim çok şükür. Hep beraber ilerledik. Yani ben eminim ki benle başlayıp şu an çok daha güzel yerlerde olan insanlar var. Ee, i̇şte olay e, sürdürmekle alakalı bir şey. Ben e, çok küçük yaşlarda belki e, hedefimi koyamadım ama kendimi tanımladığım günden bu yana hep bu işi yaparım. Ben bu işten para kazanırım. Bu şekilde hayatımı idame ettim diye düşündüm ve bugüne kadar hiç çalışmak zorunda kalmadım o yüzden. Ve bu çok güzel bir şey. Ve şu videodaki benim e, heyecanımı aslında tanık olmanız lazım. Çünkü ilk defa iMac almışım. Hani harika bir şey olduğunu düşünüyorum. İşte her şey çok daha güzel gözüküyor falan. Kafa yiyorum ya anladın mı? Kafa yiyorum yani bu videoda. Ve heyecanımı şey yapmak için yani e, videoya çekmiştik öyle. Yani çekildi yani iMac'imiz var ama çektiğimiz videonun kalitesine bakar mısınız? 360p yani kare formatta çekiyoruz abi o dönemlerde. Yani işin özeti aslında arkadaşlar bir şeyler yapmak başarmak isterseniz kendinize biraz zaman verin. Şu anki olduğunuz sizin kendinizi tanımlamasına izin vermeyin ve hiçbir zaman yaptığınız işleri beğenmeyin. Yani mükemmelliyetçi olun ama bu mükemmelliyetçiliğin de sizin işinizi ortaya çıkarmasına engel olmasına izin vermeyin. Çünkü mükemmelliyetçi insanlar Beğenmedikleri için bir türlü ortaya bir şey çıkartamazlar. Bırakın bir şey çıksın sonra yapmanız gereken neyse nasıl mükemmelleştireceksiniz artık işlerinizi yaparsınız. Evet bu videoda biraz saçmalamış da olabiliriz. Biraz geçmişe döndük, yazdığımız kodlara baktık, nereden nereye geldiğimizi gördük. Yani zaten beni takip eden insanlar da illaki bu gelişim sürecini görüyorlardır. Bundan 10 seneki önceki derslerle 10 sene sonraki dersler farklı. E ee, ya harika birer insan olabilirsiniz. Ben her zaman kendime mükemmel bir insan olacağım diyorum ve olmaya çalışıyorum. Hiçbir zaman bunu yapamam edemem demedim. 10 sene önce insanların yazdığı JavaScript kodlarına baktığımızda Mert'le beraber hatırlıyorum. Kafayı yerdik ya. Ya bir insan evladı bunu nasıl yazmış olabilir diye düşünürdük. Şu an biz bunları yazıyoruz. Başka şeyler için insan evladı bunu nasıl yapar diyoruz. Ama 10 sene sonra belki onları yapmaya başlayacağız ve tekrar yine aynı soruları sormaya devam edeceğiz aslında. Yani insanlar şaşırtmaya devam ediyor. Siz de inşallah şaşırtan insanlardan olursunuz. Bu videom bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.